Gezginlerin kaderi her şehirde yüreklerinden bir parçayı bırakmaktır. Bu şehirden ayrılıp altın şehre gitmek her ne kadar zor gelse de, yüreğin eksilen parçalarını en iyi yeni şehirler tamamlar diyerek düşüyoruz yollara. Prag adeta açık hava müzesi gibi. Kafka boşuna dememiş. Bu kentte boyun eğeceksin. Kurtulmak istiyorsan ateşe vermekten başka çaren yok diye. Ama bu güzellik karşısında kimse şehri ateşe vermeye kıyamaz. Bence herkes bu şehre boyun eğer. Tıpkı benim gibi. Prag yüzyıllarca Bohemia olarak adlandırılan toprakların başkenti olmuş. Bohemia'da Katoliklerin ve Reformcuların başlıca çalışma alanı olduğu için Prag'da çok sayıda gösterişli katedral, kilise, şapel ve manastır yapılmış. O günlerde dini çekişmelerin ne kadar ateşli yaşandığını kanıtlayan bu yapılar, bugün Prag'da yaşayan nüfusun %70'inin ateist olması sebebiyle daha çok turistlere yönelik konser salonu olarak kullanılır olmuş. Eskişehir birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapıyor. Günümüzde Dışişleri Bakanlığı'na ev sahipliği yapan Kerinyan Sarayı, Bohemia'nın en önemli haç merkezlerinden biri olan Loreto, askeri tarih müzesi olarak kullanılan Schwarzenberg Sarayı ve Prag Kalesi bunlardan sadece birkaçı. Kale civarında gezerken sokaklar arasında muhtemelen nöbet değişimine giden Çek askerleri çıkıyor karşıma. Yaroslav Hasek'in ölümsüz kahramanı aslan asker Schweik geliyor aklıma. Geçen askerlere gülümsüyorum ama onlar üniformalarının ciddiyetinden ayrılmamaya yeminliler muhtemelen. Hızla ilerliyorlar kale sokaklarında. Gezdiğim sokaklarda bir zamanlar Kafka'nın gezdiğini düşünmek mutlandırıyor beni. Hele ki Franz Kafka'nın bir süre yaşadığı Altın Yol'da 22 No'daki evine girmek gerçekten heyecan verici. Bugünün hayat standartlarına hiç de uymayacak kadar küçük bir ev. Ama unutulmaz eserler üretmek için yeterli metrekareye sahip demek ki. Aynı duyguyu Burgazada'da da Sait Faik'in evinde gezerken de hissetmiştim. O sade yaşamlardan o ölümsüz eserleri çıkarmak ne büyük bir yaratıcılık aslında. Eskişehir'e giderken ulaştığımız küçük mahalle meydanında sütunlu galeriler dikkat çekiyor. Bugün çeşitli hediyelik eşyalar satan bu dükkanlar, meydanın açıldığı 1257 yılında Prag Kalesi'nin dış avlusundaki pazar yeri olarak kullanılmış. Meydandan ilerledikçe Köprü Sokağı'na ulaşıyoruz. Bu sokak, Orta Çağ'dan bu yana Karel Köprüsü ile Küçük Mahalle Meydanı'nı birbirine bağlamış. Köprü, Şeytan Deresi ve Vltava Nehri arasında kalan Kampa Adası'nın üzerinden başlıyor. Karel Köprüsü trafiğe kapalı bir köprü. Ama eskiden yan yana 4 atlı araba geçebiliyormuş. Oldukça geniş bir köprü yani. Köprü üzerinde heykellerin çoğu asıllarının kopyası. Orijinalleri Ulusal Müze'de sergileniyor. 520 metre uzunluğundaki köprü 1741'e kadar Vltava Nehri üzerindeki tek geçiş noktasıyken zamanla nehir üzerindeki köprü sayısı 9'a çıkmış. Yine de trafiğe kapalı olmasının da etkisiyle tarihi dokuyu en iyi koruyan Charles Köprüsü en çok turist çeken köprü olarak kalmış. Bir de bu köprüden ulaşılan eski meydan köprüyü iyice vazgeçilmezleştirmiş. Yurdum köprüleri sudan oldukça yüksek olduğu için midir bilmem, köprü üstünde yürümek bana hep çok etkileyici geliyor. Bir de böyle tarihi doku karışınca fona, köprü üstünden ayrılmak bilmiyorum.
Aynı Paris'teki Pont Neuf çılgınlığım gibi Prag'da da Charles Köprüsü'nden ayrılamama durumu yaşıyorum. Eskişehir Meydanı gerçekten de Prag'ın kalbi gibi. Gün boyu gördüğümüz turistlerin kat be kat fazlası Eskişehir Meydanı'nda toplanmış. Her milletten insanlar farklı dillerde sohbetlerine burada buldukları için yaşadıkları keyfi yansıtmaya çalıştıkça şehir biraz daha canlanıyor sanki. Meydandaki tüm kafeler tıklım tıklım. Burada görmeye değer en önemli yapı gotik tarzda inşa edilmiş Tin Kilisesi. Ve her saat başı geldiğinde 12 havari eşliğinde geçit töreninin yapıldığı belediye sarayının duvarındaki saat. Rivayete göre saati yapan Hanus Usta'nın gözleri bir daha böyle bir şaheser eser yapmasını engellemek için meclis üyelerince kör ettirilmiş. Her saat başı önce saatin solunda bulunan ve ölümü simgeleyen iskelet sağ elinde tuttuğu ipi çekiyor, sol elinde ise ters çevrilmiş bir kum saati tutuyor. İskelet ipi çekince üst tarafındaki pencere açılıyor ve 12 havari sağdan sola doğru yavaşça ilerlemeye başlıyor. Hepsi içeri girince bir horoz ötüyor ve saat başını belirten bir çan çalmaya başlıyor. Görülesi bir gösteri gerçekten. Müze kentin yeni yüzünde de görmeye değer pek çok yer var. Buradaki en önemli meydanlarından biri Vaclav Meydanı. Meydanın bir ucunda Aziz Vaclav Anıtı var. Anıtın arkasında olanca ihtişamıyla uzanan bina Ulusal Müze. Faust'un evi de Yenişehir tarafında. 1956 yılında Nazım'ın bir saatliğine İstanbul'a gidebilmek için ruhunu satmak üzere kapısını çaldığı Doktor Faust'un evini de görmek istiyorum ama bulamıyorum ne yazık ki. Kapıyı çaldım. Doktor evde yok. Malum, 200 yıl kadar önce tavandaki delikten yine öyle bir gece çekip al onu şeytan. Kapıyı çalıyorum. Bu evde ben de senet vereceğim şeytana. Ben de kanımla imzaladım senedi. Ne altın istiyorum ondan, ne bilim, ne de gençlik. Hasretlik cana yetti. Pes. Beni İstanbul'uma götürsün bir saatlik. Çalıyorum kapıyı, çalıyorum. Kapı açılmıyor. Açılmıyor. Neden? İstediğim olmaz iş mi Mefistofeles? Yoksa bu lime lime ruhum satın almaya değmez mi? Benim de ruhum lime lime ayrılıyorum Prag'dan. Yolculuk düşleriniz eksilmesin. Ama hasretini çektiğinizde dönecek bir yurdunuz olsun. Daha nice gezilerde buluşmak umuduyla.